Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Bugün yine annemlerde kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Keyif çayımızı içtik. Henüz kahveleri içmedik. Annem erkenden kalkıp ekmek için hamur yoğurmuş. Şimdi ben de şöyle mutfağı toparladım. Makineye koydum bulaşıkları. Ondan sonra ocağı sileceğim. Ondan sonra bir kahve içeceğiz. Sonra birlikte ekmek yapacağız annemle bakalım. Serme ekmeği. Bizde serme diyorlar, bazlama diyorlar. Bilmiyorum sizde ne diyorlar ama bugün ekmek yapacağız beraber. Eğer işimiz erken biterse de çaycumaya gezmeye gideceğiz bakalım. Eğer işlerimiz erken biterse. Öyle arkadaşlar, şimdi güne başlayalım. Ben bir tek ocak kaldı silmedik. Ocağı da sileyim. Ondan sonra beraber ekmek yapımına başlayalım. Kız kardeşim evi topluyor. Oğlum hala uyuyor. İşte geç saate kadar oturuyor. Yapacak bir şey yok. Tadilin tadı. Geç saatlere kadar oyun oynuyor. Dün akşam saat 3-3.30 falandı galiba. Eşim kalktım ben dedi. Hala dedi oyun oynuyordu dedi. Ama bir şey dememiş tabii. Yat oğlum falan demedim dedi. Çünkü hani biliyor yarın öbür gün okullar başladığı zaman çocuklar hani böyle geç saate kadar oturmakmış. İşte her dakika oyun oynamakmış. Bunlar yok. O yüzden şimdi ona dokunmuyoruz hiçbir şekilde. Oynasın. İstediği gibi takılsın kafasına göre arkadaşlarıyla diye. O da işte bu saat oldu hala yatıyor. Saat 12.30 yani düşünün hala uyuyor. Öyle bakalım o kalkana kadar biz belki de ekmeği çoktan yapmış oluruz diye düşünüyorum. Bakacağız. Neyse bakalım arkadaşlar, günün devamında tekrar sizinle görüşürüz. Evet, bakın şöyle hamuru yoğurmuş annem. Bu böyle baya baya bir kabarmıştı. Annem bunu bastırmış. Şimdi bunu şey yapacak. Ne yapacak anne? Şekillendirecek. Serme yapacağız ama böyle yuvarlayacak herhalde şimdi annem bunu. Öyle öncesinde size göstereyim dedim. Şimdi bunu beraber yapacağız. Hadi bakalım. Siz de gelin kız yardıma. Evet, şöyle hemen ocağı da silelim. Ondan sonra kahve içelim. Sonra da ekmek yapımına başlayalım bakalım. Şöyle cam beziyle de kurulayalım. Bu cam ocakların olmazsa olmazı bu cam bezi. Annem de masayı falan açıyor. Ekmeği yapacak. Onun yerini hazırlıyor arkada. Masayı çekiyor. Bir şeyler yapıyor ama. Anne yardım edeyim ben sana. Şöyle. Annem arkayı kurdu gördüğünüz gibi.
Masayı kurdu. Şimdi ben de ona yardım edeceğim. Bakın. Hamur mayalanmış iyice. Annem dedi ki kahveyi sonraya bırakalım. Şu hamuru bir atalım, ondan sonra kahve yapalım dedi. Anne çok büyük değil mi? Alacağım yarısını. Ha, fazla değil mi? Evet. Çünkü annem bunu makinede yapıyor. Serme makinesi var. Onu da yapıyor. Şöyle bakın hamurun güzelliği. Şuraya da attı iki tane. Şu da benim malzemem. Oradan alayım onu. Şöyle bakın. Şimdi başlıyoruz. Evet. Şöyle bakın. Şimdi bunu çekeyim de anneme ben yardım edeceğim. Siz görün diye. Ne güzel olmuş hamur. Göz göz anne değil mi? Bakın şöyle. O kadar güzel oluyor ki bu serme ekmeği. Aslında eskiden ben de yapabiliyordum değil mi anne? Şimdi yapamıyorum ama. Yaparsa daha güzelini yapar şimdi. Yani ne bileyim hiç denemedim, epey uzun zaman oldu yani. Yani sırtma ya canıydı ama. Yaparım diyorsun dedi annem. O zaman en kısa zamanda bazlama yapıyoruz sizi. Şöyle ben de açacağım bakalım. Annem dedi ki istesen yaparsın, daha güzelini yaparsın, eskiden yapıyordun çünkü dedi. Evet, anneme yardım ediyordum ben eskiden. Anneme yardımcı olmak adına ben hepsini yapıyormuşum eskiden. Ne marifetliymişim be. Allah Allah. Vallahi ben öğretmedim, annem kendisi diyor. Yani. Bu kadar yeter mi, biraz daha çayım mı anne? Uzun olsun ama makineye yapacağız ya. Ha, şöyle evet. Bu şekilde yapalım. Evet, ben şöyle bazlamaları şekillendiriyorum. Yani unutmamışım. Çok uzun zaman oldu yapalı en son da. Böyle yapıyorum gene. Annem de orada son kalan hamurlardan şey yapıyor. Neydi anne? Gözleme. Gözleme yapıyor. Ya gözleme yapmasak da şimdi biz tereyağıyla bu sermeyi var ya. Götürürdük, gömerdik. Gözleme de cabası oldu zaten. Şöyle. Annemler sık sık yapıyorlar bu bazlamayı da. Babam çok seviyor çünkü. Babam ev ekmeğini daha çok sever. Anne bir tane hamur verir misin? Bakın. Oluyor değil mi? Yapabiliyorum yani. Sizce de sorun yok. Annem tasdikleyip onayladı. Siz de bir yorum yapın bana. Nasıl gidiyorum? İyi mi? Fena mı? Oluyor ya da olmuyor deyin yani. Bunlar mayalanırken burada şöyle dinlenirken bir kahve içeriz. Annemlerin her gün bir kahvesi mutlaka var. İçiyorlar. Ben onları pek çekmemişim. Benim öyle her gün kahve canım çekmiyor da çay canım çekiyor. Ama şey yapmış babam. Burada bir tane kuru yemişçiden çekme kahve almış. O kadar güzel, o kadar güzel ki hani katkısız direkt hani kahveyi çektiriyor. Hani bazı yerlerde de öyle ama bazı kahve çekme kahvelerin bile tadı bence olmuyor yani, acı. Ama babamın aldığı kahve çok güzel. Hatta unutmazsan buradan giderken çektireceğim ben de biraz. O kahve çok güzeldi. Hem yumuşak içimli, böyle acı değil, çok da güzel köpürdü, köpürüyor. Buraya çok yakın bir kuru yemişçisi var babamın. Hep oradan alışveriş yapar. Kahveyi de oraya başlamış. Normalde 4 paket, 5 paket Mehmet Efendi alıyordu değil mi anne? Evet. Yani hep öyle alıyordu. Kahveyi seviyorlar çünkü. Tam tersi çayı sevmiyorlar. Ben kime çektiysem artık. Kime çektim anne ben? Fark etmiş. Ha,
anneme çekmişim. Annem de çayla pek arası yok. Vallahi buraya ben geldiğim zaman neredeyse sadece çay demleniyor. Öbür türlü çay yok yani, yapmıyorlar. Versin anne. Ihlamur falan demliyorlar kahvaltıda. Kışın özellikle, ama onun dışında çay alışkanlığı çok fazla yok. Ben de çaysız yapamıyorum biliyorsunuz. Kahve olayım çok fazla yok. Ama şimdi o kahveden alırsam herhalde içerim ben de her gün. Şu bunu size video çekmeye başlamadan önce kızılcık şerbetini izliyorduk biz. Telefondan açtık. Dün akşam izleyemedik ya onu. Şimdi tekrar onu izlemeye devam edelim. Bunları pişirirken tekrar sizle görüşeceğiz bakalım. Şimdilik hoşça kalın. Şöyle annem gözlemeyi pişiriyor. Zaten gözlemeyi çok yapmadık. 3-4 tane bir şey var. Şimdi ekmek için neydi bunun adı? Sileksin, ha, pişini de taktım. Böyle biraz ısınsın. Ekmeği pişirmeye başlayacağız. Annemin gözlemesine de bakın hele. Kahvaltı yapmasaydık iyi olurdu anne, değil mi? Neyse, bizim işimiz belli olmaz. Birazdan bir çay daha demleriz yani. Ay çok güzel görünüyor anne. Tıpıl oldu. Bu normal şey ama ekmeklik ama normal gözleme de mi böyle yapılıyor? Daha güzel yapıyor. Mayalı olduğu için değil mi? Evet, mayalı olduğu için. Bir ara şey yapalım anne. Cevizli kömeç. Doğru. Neyse, artık onu da başka bir zaman yaparız. Yazı geldiğinde. Aşağıda bahçede yaparız onu. Ay evet. Bizim arka bahçe kahvaltılarımız var meşhur. Yazın inşallah. Gerçi siz biliyorsunuz herhalde, çünkü orada çekmiştim ben video, değil mi anne? Hı. O zamanlarda evet çekmiştim ben. Oralarda çok güzel oluyor arka bahçede. Arka bahçede mutfak da var. Annemin mutfağı da var. Ay bir özledim şimdi anne orayı ben. Orada annemin kücüresi var. Kücülerin içinde bir şeyler ısıtıyoruz, ekmek kızartıyoruz sobanın üstünde. Allah! Ne güzel oluyor. En son kahvaltıyı Aylin teyzemlerle yapmıştık orada, değil mi anne? Evet, evet. Birlikte yapmıştık. Ay yazı özledim birden ben şimdi. Niye öyle oldu? Tezeleri yazda yapmadık ki. Zaten evet sobayı yaktık orada. Bizim tezelerden bu işte yaptık. Doğru onu unuttum ben. Yazın gerçi mutfağın içinde yapmıyoruz. Yazın kapının önünde yapıyoruz. Mutfağın kapısının önünde. He, kapının önünde yapıyoruz. Kışında annemin orada dedim ya güzinesi var. Güzineyle beraber orada kahvaltı yapıyoruz. Ama çok güzeldi ya vallahi. Teyzemle biz bayıla bayıla yedik. Babam yapmış, annem kahvaltıyı hazırlamış. Ne güzeldi. O da çok sever öyle şeyleri. Öpüyorum buradan teyze şumu da. Evet, görüşemiyoruz ama. Ya ben görüşemiyorum. Siz görüşüyorsunuz da. Ben 2-3 kere önce görebildim teyze şumu. Teyzem Almanya'da bu arada. Almanya'dan beni izleyen herkese selam olsun. Bu arada ben de şu ekmeği yaparken çıkan bulaşıkları yıkadım. Şimdi bu olmuş mudur anne? Koyalım mı? Olmuştur artık. Evet, ben ekmeği de koyayım buraya. Şu önce yaptığımız değil mi anne? Önce o taraftan başladık. Hayır, buradan başladım. Tamam. Şöyle, bakın bunu böyle koyuyorum. Bu burada kendi artık pişiyor. Bunun ayarı falan aynı değil mi anne? Bir şey yapmıyoruz. Evet, bak o zaman şöyle. Kaç olması gerekiyor? Ben bunu hiç ellemedim. Kaçta yok, kaçta sen bu kadar. Şey yok, saat, zaman. Var, ayarı var onun. 5 mi? 5'te galiba. Ha, 5'te kalsın. İyi mi böyle? Ha, tamam. Burada gözlememiz de pişti. Bakın. Böyle minik minik 4 tane falan yapmış annem de. Yeter bunlar bize şimdi. Ha, 5 tane mi anne? Ha, yeter. Neyse bakalım şu ekmek pişsin, tekrar göstereceğim size. Şimdi bakın, bir tarafta bazlama, bir tarafta gözleme. Çok güzel olmuş annem, ellerine sağlık. Oh mis mis vallahi billahi. O kadar güzel oluyorlar ki anlatamam. Bakın annem bana bıraktı. Namaz kılıp gelecek. Ben de o arada pişiriyorum.
yaptım. Hemen şöyle. Üzerini örtelim ki dışacık kalsınlar. Şöyle kahvelerimizde kız kardeşimden bakalım. Ekmeği yaptık. Dedik kahvelerinizi ben yapayım. Damlaması olmaz zaten. O nazarı, değil mi? Hadi bakalım, ellerine sağlık tatlım. Şöyle bakın, annemin harika menekşelerin eşliğinde kahvemizi de içelim bakalım. Bize afiyet olsun. Ay şöyle dışarı çıksak mı, ne yapsak bilemedim vallahi. Çay cumaya gidecektik ama vazgeçtik. Şöyle oturduk, kaldık evde. Şu kiraz ağacı ne zaman kiraz verir? Yaz ne zaman gelir? Bu bahçe ne zaman şenlenir? Bakın. Bunları dün göstermiştim size. Vallahi. Bu yan tarafta amcamın bahçesi, evinin girişi. Ay ay, öyle işte arkadaşlar. Oturduk kaldık evde vallahi bugün. Bir yere gitmek istemedi canımız sonradan. Şöyle hazır balkondayken şu muhteşem çiçekleri de size göstermeden içeriye girmek istemedim. Bakın annemin göz bebekleri. O kadar çok seviyor ki bunları. O kadar çok seviyor ki. Bunlar da tam tersi, o sevdikçe şımarıyorlar. Bakın şunların güzelliklerine. Vallahi o kadar güzeller ki. Çok sever annem çiçek bakmayı. Hepsi de birbirinden güzel. O kadar neşeliler ki. Annemin perdesine de bir maşallahınızı isteriz artık. Bakın. Çok güzel. El emeği göz nuru o da. Burada da ben. Hadi bakalım. Bitirdim ya. Annem dedi ki bak benim kızımın dedi. Çiçeğini çekmeyi unutmuşsun, olmaz dedi. Bunu da göstermen lazım dedi. Arkasında saklanmış çiçeği var onun. Kesin göstermen lazım dedi. Bakın bulduk saklanmış olanı. İlla göster bunu da deyince tekrar geldim. Şöyle bakın, annem şimdi bahçeye gitti. Aslında beraber gidecektik de ben canım pek çekmedi, çok soğuk dışarısı. Bahçeden böyle marul getirdi, yeşil soğan getirdi. Şimdi bunun birazını da komşuya verecekler. Bu biraz fazla çünkü bize. O yüzden şöyle bölmeden size de göstereyim istedim. Bakın su gibi, o kadar güzel ki. Bakın. Vallahi çiğ çiğ otur da ye yani. Şimdi bunu komşuya götürsün, annem bölsün. Ondan sonra şöyle yemek hazırlıklarına başlayalım bakalım biz de. Şöyle tavuk sürdük fırına. Bakın. Bu bizim tavuğumuz. Bir de şimdi oğluma çıtır tavuk yapacağım. O böyle yemek istemediğini söyledi. Hemen salata, çorba, pilav da yapalım. Yemek faslımız bitmiş olsun bakalım. Tavuk istemediği için ona şöyle çıtır tavuk yaptık. Şu şekilde harç yaptık harcın içinden. Atıp oraya kızartıyoruz. Un, nişasta, kabartma tozu ve biraz toz biber var ve tuz var arkadaşlar. Burada bulayıp tavuk göğsünü burada da kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi ocak battı yeni ama neyse, yemekten sonra temizleriz. Bakın burada kızarmışları var. Burada da biraz patates yaptık ona. Biz fırında tavuk yiyeceğiz. O çıtır tavuk yiyecek bakalım. Şöyle kızarsın. Ondan sonra çorba yaptık. Onları elit bu tarafa aldık. Tencereler batmasın diye. Çorba, pilav, işte salatayı yapacağız şimdi. Ondan sonra yemeğimizi yemeye acıktık çünkü bayağı geç oldu değil mi? Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Biz yemek yedik. Sohbet, muhabbet eşliğinde çayımızı da içiyoruz şimdi. Nihayet bugün de günün sonuna geldik. Biraz sonra da kapanış için geleceğim. Şimdilik bize afiyet olsun bakalım. Herkese iyi geceler arkadaşlar. Dedim ki kapanışımı yapayım, videomu yüklenmeye bırakayım, ondan sonra dedim yapalım. Film açtılar da film izleyeceğiz. Bana bitir bitir, kapat kapat diyorlar bir saattir.
Neyse bakalım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Biz yemek yedik, çayımızı içtik bu arada. Ben hala devam ediyorum gerçi çayımı içmeye de. Neyse bakalım. İnşallah yarınki videoda tekrardan görüşebilmek nasip olur. Oğlum sabırsızlandı. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum hanımlar. Hoşçakalın.